Evet sevgili arkadaşlar, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının içerisindeydik. Birinci testimizi çözdük, Tanzimat edebiyatıyla devam ediyoruz. İkinci testimizdeyiz. Hadi gelin hazırsanız hemen başlayalım sevgili dostlar. Evet, Tanzimat edebiyatı ile ilgili ikinci testimizin ilk sorusu. Ne demişiz bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat ikinci dönem sanatçıları bir arada verilmiştir? Adana'ya bakalım. Ahmet Mithat Efendi birinci dönem sanatçısıydı. Namık Kemal Bir, Şinasi birinci dönem sanatçısı. B'de Muallim Naci, Recaizade Mahmut Eklem ve Nabizade Nazım. Evet arkadaşlar, bunların hepsi kaçıncı dönem sanatçılarıydı? 2. Cevabımız Bursa olacak. C'ye de bir bakalım arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai, Şemsettin Sami, Mizancı Mehmet Murat, Namık Kemal, Direktör Ali. Genellikle işte birinci, ikinci karışık vermişiz arkadaşlar. B seçeneğinde Muallim Naci, Recaizade Mahmut Eklem ve Nabizade Nazım ikinci dönem sanatçılarıydı. Hatta Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Eklem'in kapışmaları meşhurdu değil mi? Zemzeme demdeme olayı arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bakalım. Biz dolduralım arkadaşlar. Direkt doldura doldura gidelim hatta. Hiç şey yapmayalım, uğraşmayalım. 1853'te nokta noktadan çevrilen nokta nokta adlı eser tarafından çevrilmiştir diyor. İlk çeviri roman. Evet, tüyo burada. İlk çeviri roman. Biz kimden çevirdik ilk çeviri romanımızı arkadaşlar? Fenelon. Fransız yazar Fenelon'dan çevirmiştik. Eserin adı neydi? Telemak. Kim çevirmişti? Yusuf Kamil Paşa çevirmişti değil mi arkadaşlar? Diyarbakır'a gideceğiz o zaman. İlk çeviri romanımız. 3. Eserlerden hangisi Tanzimat döneminde yazılmamıştır? Güzel. Şimdi Zehra'yı kim yazdı arkadaşlar? Nabizade Nazım. Tanzimat ikinci dönem sanatçısı. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. Tanzimat ikinci dönem sanatçısı. Karabibik yine Zehra ile aynı Nabizade Nazım. Arkadaşlar yine Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçısı. Felatun Bey ve Rakım Efendi Ahmet Mithat tarafından yazılan romandı. Yine Tanzimat birinci dönem sanatçısı. Fakat Eylül kim tarafından yazıldı arkadaşlar? Mehmet Rauf tarafından yazıldı. Daha sonraki ilerleyen dönemlerde kaleme alınan psikolojik eserimizdi. Doğru mu? 4. Nokta nokta şiir ve inşa adlı makalesinde divan şiirini Türk şiiri olarak kabul etmez. Kimdi arkadaşlar şiir ve inşa makalesini yazan? Hatta bu makalesinde divan edebiyatını eleştirip modern edebiyatı ve halk edebiyatını yüceltmişti. Daha sonra bir antoloji yazıp tam tersi bir söyleme bürünmüştü arkadaşlar. Kimdi? Ziya Paşa'ydı değil mi? Ziya Paşa birinci boşluğa. Devam edelim. Nokta 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 1874'te yayınlanan antolojisinde ise divan şiirini savunur arkadaşlar. Divan şiirini savunduğu ki bu bir antoloji arkadaşlar. Buraya da ne getireceğiz? Harabatı getireceğiz elbette. Hatta Namık Kemal Harabat'a karşı neyi yazmıştı? Tahribi Harabat'ı yazmıştı değil mi? Ziya Paşa ile kapışmışlardı arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Beşinci sorumuz. Yine bir boşluk doldurma tarzında verilen soru, boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmeli? Nokta nokta tarafından yazılan nokta nokta ilk edebi roman. Güzel. Kim yazmış ilk edebi romanımızı? Arkadaşlar Namık Kemal kaleme almıştı. Doğru mu? İlk edebi roman olarak kabul edilir. İlk edebi romanımız neydi? İntibah. Arkadaşlar. Nokta nokta adlı eser ise ilk tarihi roman. Buraya ne gelecek? Elbette ki Cezmi gelecek. Arkadaşlar. Sanatçı aynı zamanda ilk sahnelenen tiyatro eseri olan Vatan yahut Silistre'yi kaleme almıştı. Aynı zamanda bu şairimiz Vatan şairi olarak bilinir. Namık Kemal. Doğru mu? O zaman nereye gideceğiz? Seçenek olarak Adana'ya gideceğiz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Hangisinde farklı türde eserler bir arada verilmiştir? Güzel. Sergüzeşt Zehra bunlar neydi? Roman. Araba Sevdası Karabibik. Evet, ilk realist roman, ilk köy romanı. Eylül Cezmi. İlk tarihi roman, ilk psikolojik roman. Yine roman. Zavallı Çocuk Ferhatun Bey ve Rakım Efendi. Şahane. Şimdi arkadaşlar. Ferhatun Bey ve Rakım Efendi bir roman. Doğru mu? Fakat Zavallı Çocuk arkadaşlar Namık Kemal'in kaleme aldığı bir tiyatro eseri. Değil mi? O zaman burada bir türde farklılık var. Edirne'ye de bakalım. Yine Gülnihal'de, Vatan yahut Silistre'de her ikisi de Namık Kemal tarafından kaleme alınan
tiyatro eserleri. Diyarbakır'da bir tiyatro roman eşleşmesi olmuş. Yedinci sorumuz. Muallim Naci'nin Lügat-ı Naciye eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Dostlar lügat ne demek? Yani divan edebiyatında da kullanıyorduk bunu. Lügat ne demek? Aslında sözlük demek arkadaşlar. O zaman Lügat-ı Naci'de ne olacak? Tabii ki sözlük olacak burada. Sekizinci soru. Şinasi ile ilgili bilgilerin hangileri doğrudur demişiz. Türk Edebiyatı'nın ilk büyük gazetecisidir. Evet, aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın ilk baş yazarıdır arkadaşlar. Tercüman Ahvali çıkarmadı mı? İlk özel gazete. Bir cepte. Değil mi? Peki, edebiyatımızdaki ilk tarihi romanı yazmıştır. Hayır, ilk tarihi romanı kim yazdı arkadaşlar? Namık Kemal yazdı. Cezmi. Doğru mu? Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan şairdir. Pek tabii hangi eserinde kullandı? Özellikle de onu da belirtelim arkadaşlar. Vatan yahut Silistre'de kullandı ilk noktalama işaretlerini. Yazı makinesi olarak bilinir. Kimdi arkadaşlar yazı makinesi? Halk işi roman anlayışıyla yazmıştı. Değil mi? Ahmet Mithat Efendi olacak. Burada da bir hata var. Batı tekniğine uygun ilk tiyatro ona aittir. Evet arkadaşlar. Batı tekniğine uygun ilk tiyatro ona aittir. Ne diyeceğiz? Şair evlenmesi. Özür dilerim. Yukarıda bir hata yaptım. Yukarıda bir hata yaptım. Şurada Vatan Yahut Silistre olmayacak tabii ki. Noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eser şair evlenmesi. Arada böyle karıştırabiliyoruz sevgili dostlar. Tamam. Şinasi'nin şair evlenmesi Batı tekniğine uygun ilk romandır, ilk tiyatrodur özür dilerim. Noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk eserdir aynı zamanda. Şinasi de yine Türk Edebiyatı'nın ilk büyük gazetecisi olarak kabul ediliyor. Cevap E şıkkı olacak. 9. Muallim Naci, Nabizade Nazım ve Sami Paşazade Sezai'nin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Sadece şiir türünde eser vermeleri. Sami Paşazade Sezai'nin romanı da var. Değil mi arkadaşlar? Muallim Naci'nin şiiri var mesela, Köylü Kızların şarkısı. Nabizade Nazım'ın romanı var. Değil mi? Sadece roman türünde eser vermeleri. Hayır, pek çok farklı türde de eser vermişler. Şiir de var içlerinde. Aynı dönem sanatçılar olmaları. Arkadaşlar Muallim Naci, Nabizade Nazım ve Sami Paşazade Sezai Tanzimat ikinci dönem sanatçısı değil miydi? Bunların ortak yönleri bu olsa gerek değil mi? Naturalist olmaları Nabizade Nazım için belki bunu söyleyebiliriz ama Sami Paşazade Sezai ve Muallim Naci için bu geçerli olamaz. Eserlerinde köy yaşamını konu edinmeleri sadece Nabizade Nazım köy yaşamını konu ediniyor. Yoksa diğerlerinin köle bir işi yok arkadaşlar. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi'nin eserlerinden birisi değildir? Güzel. Müntabaata işar. Şinasi'nin sade dille yazmaya çalıştığı şiirlerinin toplandığı eserdir. Arkadaşlar. Tercüme-i Manzume, batılı dillerden ilk şiir çevirilerinin yapıldığı eserdir. Şinasi'ye aittir. Neyden? Fransızcadan şiir çevirileri yaptı. Şair evlenmesi yazdığı Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatrosu değil mi? Arkadaşlar. Durube Emsali Osmaniye güzel. İlk atasözleri derlemesi. Derlemesi bilimsel anlamda. Aynı zamanda bu eser arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın ilk folklor çalışmasıdır değil mi? İlk folklor çalışması olarak kabul edilir. Fakat Kamusu Türki kim yazdı arkadaşlar Kamusu Türki? Dilci olarak bildiğimiz şairimiz yazmıştı. Şemsettin Sami'nin kaleme aldığı bir eserdir. Kamusu Türki sözlük türünde. Peki 11. Sanatçıyı soruyoruz. Sanatçının 6 tiyatro eseri vardır. O tiyatroyu faydalı bir eğlence aracı. Eğlencelerin en faydalısı. Kim diyordu? Olarak görür. Onun oyunlarında romantizmin etkisi görülür. Tiyatro ile ilgili düşüncelerini Celalettin Arzem Şah adlı eserinin ön sözünde dile getirir. Değil mi? Celal Mukaddimesi diye geçiyordu arkadaşlar. Kim diyordu böyle? Eğlencelerin en faydalısı, faydalı bir eğlence diyen tabii ki Namık Kemal olacak arkadaşlar. Hem eğitici hem de güldürücü bir yönü olduğunu dile getirir. Cümlelerde söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Divan şiirine özgü, gazel, kaside, terkibat, nazım biçimleriyle şiir yazmıştır. Eski şiirden kopamamış, yeniyi kucaklayamamış, tam bir çatışma yaşamıştır. Güzel. Kimi eserlerinde divan şiirini överken, kimi eserlerinde ise divan şiirini eleştirmiştir. Arkadaşlar bakın, aslında üçüncü önerme de güzel bir tüyo bizim için. Bakın bir de burada terkibibent nazım biçimi. Çok meşhur bir terkibibent vardı değil mi? 16. yüzyılda Bağdatlı Ruhi'nin yazdığı bir terkibibent vardı.
Bu terkibi bende 300'den fazla nazire yazılmıştı sevgili arkadaşlar. Fakat bu 300'den fazla nazire içerisinde en iyisini yazan, yani en iyi nazireyi yazan kişi kimdi? Tabii ki Ziya Paşa arkadaşlar. Değil mi? Ziya Paşa'nın terkibi bende. Peki sevgili dostlar, Tanzimat Edebiyatı ile ilgili, modern edebiyat içerisinde Tanzimat Edebiyatı ile ilgili ikinci testimizin de sonuna geldik sevgili gençler. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.